Merhaba arkadaşlar, her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de şehrinin sürüş eğitimine devam. Şehir sınav gününe kadar da Kur'an'a başla bir hatim et. Allah'ın izniyle. He? Bilmiyorum, hatim başlamam da yazmış. İyi, Allah kabul etsin. Mesela yanıp yanmışa diyor. Ne demek bu? Dikkatli geç demek, tamam mı? Hmm, yani ben de gider boşa bekliyor. Kornayı niye koymuşlar oraya, şehri yok hocam? Çekinme. Bazen de çalacaksın ya. Yani trafikte çekinme diye bir şey yok. Bazen karşındaki adam seni bayan diye küçümsüyor, böyle üstün üstüne geliyor. O zaman ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bazen kızlar diyor ki anne arabaya binince babam gibi oluyorsun diyorlar bana. Vallahi bazen magandalaşıyoruz hocam, ne yapayım? Yani karşımdaki onu gerektiriyorsa mecbur bırakıyorlar çünkü bazen. Şeyi yapamaz o ya. Yapar hocam, yapar. Biz yapar diyelim de yapsın inşallah. Magandalık yapmasın ya. Yok, magandalık derken yani hakkında yedirmesin. Ben onun kavga ettiğini falan da ben hayal edemiyorum adamla. Ama şehrin mi? Ben küserim hocam. Nasıl hocam? Adamla böyle tartışalım. Ben vurmadım ki, sen vurdun. Ha, şehri mi? Hocam. Ne yapacağım? Şehri şeyi anlatayım mı? Hayır abi. Hani yufka yaptık da adam böyle baley mi bir şey çekmiş beni. Ne yaptı? Adam böyle çok bizim merak. Üstümüze yürüyor. Ben adamı dövmeye kalkıyorum. Bakıyorum ben elim alacak bir şey yok ama adam kendi değil böyle. Düşmüş ama abi niye uğraştın? Şey, ne yapıyor? Şey, kızıyla beraber artık ağlayacaktı. Çocuk ağlıyor da bu da ağlayacaktı. Ben de orada korksam adam gelip bizi tartaklayacak. Şehri belli. Şey içmiş galiba. Kafası yeni değil ama hani o adama ne kadar şey söyleyebilirsin ki? Ne kadar laftan anlayacak mesela? Henüz uzaklaşmak oradan. Diyorum gel diyorum, hayır diyor. Ama hayır, biz sen diyor, benim gitmemiz izin diye vermiyor ki. Önümüze şey yapıyor, geriliyor. Ama, görmedin mi? Abla öyle de işte yani. Gideceksin yani. Bas bas kırmızı yanacak şimdi. Şehriyle birlikte şehrinin komşusuna yufka yapmaya gitmiştik. Orada yaşanmıştı olay. Hayatta her şeyi alttan aldıkça da bu sefer hep öyle bekliyorlar yani. Tabii. Yani alttan almanın da bir sınır var. Karşındaki insana müsamaha göstermenin de bir haddi hududu var. Herkes bu dünyaya bir kere geliyor ve yani millete karşı, yani herkes için geçerli. Ezilmek için de gelmiyoruz. Aklın var, bunu kullan. Bazen de şey oluyor ya, ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş, üstüme geliyor bazı şeyler. Yani. Aynen. O zaman da gerekli cevabı vermen gerekiyor. Bazen şehir bir şeye küser, tavşan darılmış, daha haber olmamış ya. Şehir kendiliğinden küser, ondan sonra kendiliğinden barışır. Uzun uzun yazar böyle. Ne yapayım, bir şey yapmıyor, olamayınca ne yapayım, başka türlü donmuyor. Siz kaç kardeşsiniz? Altı. Siz kaç kardeşsiniz hocam? Üç kardeşiz. Ha, iyi, bizim yarımız. Şehir en küçükleri mi? En küçüğün bir büyüğü. En küçüğün bir büyüğü. Aslında şehir hocam şöyle bir şey oldu. Şehir çocukluğunda çok hastalık geçirdi. Köydeydik. Hep annem bana bırakır, o şekilde tarlaya bahçeye falan giderdi. Şehri hastalık geçirdi diye annem onu hep böyle el üstünde tuttu, korudu. Her şeyden korudu ama. Yani koruyabileceği her şeyden korudu. Şehir o yüzden böyle. Mesela hani
O yüzden böyle ne bileyim sadece küsmeyi hani şey yapar kendine. Sadece küser, kendini savunmaz. Çünkü hep her şeyden annem onu savunduğu için. Ben ona bağlıyorum. Yoksa hani herkes kendi ayaklarının üzerinde duruyor da. Birisini geçeceğin zaman önce sol aynada bir kontrol et. Arkadan araba geliyor mu, gelmiyor mu? Kaç kız kaç olan canısın? İki erkek bir kız. Hmm. Ben de en küçükleriymiştim. He. O zaman size de hep küçük muamelesi yapılmıştır muhtemelen. Bir abla bir abi. Anneler de evet. Küçüğe. Torun niyetine gidiyor biraz daha ya. Öyle mi? Çok mu yaşlılarmış? Ya şey ablamla aramda benim 9 yaş var. Abimle 7 yaş var. Ben orta 2'ye orta 3'e giderken zaten onlar üniversiteyi falan bitirmiş evden ayrılmışlar. Bayağı var. Ama kıskanma olayı olmamıştır. Yok. Fırsatlar olmadı ki kıskanmayı. Ya evet dışarıda oldukları için özlemişlerdir yani. Bir de uzakta olunca üniversiteye falan. Evet. Şehir amcaya yardım etmedin. Aklıma geldi ama diye de geçer bize valla. Şehrin yüzünü görmesem de ruhunu okuyabiliyorum hocam. Kar yağmayacak herhalde buraya. Azıcık yağıyor, geri eriyor. Kalıcı bir kar olmayacak. Sabah bir yağdı. Aynen. 2-3 dakika içinde kapattı ya. Ben evet. Dedim hani böyle gidersen bayağı. Ben de öyle dedim. Eyvah dedim. Doldurursa şehir dedim kesin panik yapar. Vallahi aynen. Çocuklar bırakırken şey yapar. Ya da onun üstüne bir yağsın yok o tarafa. Kara engellemeseydi. Aynen. Çiftçiler kar bekliyor. Lastikler zaten kış lastiğidir. O gün kar yağsa ne yapacağım diye onun usasını çekiyor daha. Sınav günü için. Bir de ben hocam var ya ne korkarsam kesinlikle. Eğer hocam düşmanınız falan varsa şehir ölmesin diye dua etsin ondan sonra gömersiniz. Vallahi. Yeminle. Tam tersi mi oluyor? Tam tersi. Allah'tan dua istemedik o zaman. Bu elma kimin elması bana yedi? Çok korkmaya başladım. Yok hocam, yok. Yiyin bu elmayı. Yiyin ben yaptım hocam, zehirli falan değil. Allah ya. Şehre kaç aydır canım helva istiyor, helva istiyor. Ben de geçen akşam onlara gittim. Dedim sütün varsa çıkar şu helvayı yapayım da vurtulayım. Yaptık birazını yedik. Dedi yarın hocama da götüreyim. Afiyet olsun. Nasrettin Hoca gibi tersine dua edeceğim o zaman şehir sen. Çok istediğimden tanıyorum hocam. Çok aşırı istemek de iyi değil diyorlar ya. Aynen. Doğanı yedim, hayırlısı diyecekmişim. Allah'ım hayırlısı olsun demek aynen. Yeterli bence. Ay bir şeye mi çarpılmış? Kedi ya da köpek değil mi? Şehri. Uzun yola bir çıksan, şu yolun zevkini alsan arabadan inmek istemesin bir daha. Valla. Bir şey yapmıyor. Tamam abla diyeceği yerde yok abla diyor. Kızım ehliyet al da gitmesen gene gitme ya. İnşallah hocam bir şey almaz bir durum olur. Tamam kafası yanmıyor. Çok güzel.
yapmak yerine keyif almaya baksan şu arabayı çok daha rahat kullanırsın. Anın tadını çıkar. Tabii. İnan bu eğitimin bile mesela sonrasında insan hatırlıyor. Ya hani o zaman yaptığın heyecanda kendin de değilsin ya mesela. Evet tabii. O hele o...